Hatay'da iki aile arasında çıkan silahlı kavga bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanınca 300 kişi köyü terk etmek zorunda kaldı. Alınan bilgiye göre Hatay merkeze bağlı Apaydın köyünde iki aile arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle silahlar çekilirken kavga ortasında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda jandarma gönderilirken köydeki gerginliğin devam etmesi üzerine yetkili makamlar ailelerden birinin geçici süreyle köyden ayrılması tavsiyesinde bulundu. Köyden ayrılan aile yanlarına alabildikleri eşyaları da alarak Antakya'ya taşındı. Köyde buna rağmen sular durulmadı. Köyden ayrılan aileye ait evler önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlandı, eşyalar yağmalandı. Güvenlik güçlerinin olaya müdahalesinin ardından olaylar biraz olsun yatışırken gece yarısından sonra yine bu aileye ait 34 ev ve bir tır kundaklandı. Küçücük bir tartışmanın 1,5 aydır evlerinden uzakta sürgün hayatı yaşamalarına neden olmasına bir anlam veremediklerini ifade eden aile bireyleri, evlerinin yağmalandığını, yakıldığını, ekmek teknesi tırlarının da kundaklanarak kullanılamaz hale getirilmesinden yakındı ve devlet büyüklerinin bir araya gelerek bu düşmanlığa son vermesi çağrısında bulundu. Köyde yaşananlar hakkında yetkili makamlar herhangi bir açıklama yapmadı. Kavga sırasında silahlı bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi tutuklanırken soruşturmanın ise sürdürüldüğü ifade edildi.